Bora kendisi gelemedi. Bu sefer de seni mi gönderdi? Abimin geldiğimden haberi yok. Ben kendim geldim seninle konuşmak için. Ne konuşacaksın ki benimle? İkinizi de kovdum buradan. Hala ne yüzle gelip benimle konuşmaya çalışıyorsun? İlla polise mi şikayet edeyim seni? Zeynep Hanım bak. Sen anlamadan dinlemeden abime çok haksızlık ettin. Çok üzüldü. Kahroldu abim. O kendine zarar verir. Sana zarar gelmesini istemez. Sen öl de... ölecek kadar sever seni. Ne demek istiyorsun? Yani demem o ki abim öyle eline silah filan alacak bir adam değil. Bak Zeynep Hanım. Biz abimle aynı yetimhanede büyüdük. Ben o zamanlar zayıftım. Çelimsiz bir çocuktum, böyle değil. Bizim ademelerden biri ne yaptıysam bana kafayı fena taktı. Ne yapsam ters geliyordu. Her gece beni bir köşeye sıkıştırıp döverdi. Her gece dayak, her gece dayak. Sonra bir gün Bora abim bir şekilde bunu duymuş. O zamanlar benimle de tanışmıyor. Nereden duydu bilmiyorum. Yine Adem'in beni dövdüğü bir gece Bora abim çıktı geldi. Adem'in elindeki süpürgenin sopasını kaptığı gibi Adem'i dövmeye başladı. Ama ne dayak. Yer misin yemez misin? Yer misin yemez misin? İşte o günden sonra Adem'e değil yanıma yaklaşmak gözünün ucuyla bile bakamaz oldu bana. İşte Bora abimle o gün bugün ayrılmadık. Anlıyorum. Çok zor bir çocukluk geçirmişsin ama... bunu şimdi bana niye anlatıyorsun ki? Tamam, şikayet etmeyeceğim seni polise. Mesele ben değilim ki Zeynep Hanım. Mesele abim. Bak, abim haksızlığa hiç gelemez. Birbirine yanlış mı yaptı? İki eli kanlı olsa dikilir karşısına. Biri zorda mı? Yanına gider, yardım eder, yardımcı olur ona. Yani abim seni çok sever be Zeynep Hanım. Gerçekten. O sana atılan iftiraya kızdı. Ondan tutamadı kendini. Ama sen, o seni korumaya çalışırken evden kovdun ya. İşte o çok ağrına gitti Zeynep Hanım. Eve kapattı kendini. Çıkmaz oldu. Kimseyle konuşmuyor. Benimle de konuşmuyor. Ama sen gelirsen belki toparlar. Hı? İnan bana. Abim böyle bir muameleyi hiçbir zaman hak etmedi. Ben de yetimhaneden beri tanırım Bora'yı ama bu yüzünü pek bilmiyordum. Sağ ol anlattığın için. Galiba ben de biraz ağır konuştum. Madem öyle gel götüreyim seni. He? Abim çok sevinir. Bak oturur, dertleşir, çözersiniz derdinizi ha? Sen git şimdi. Ben sonra konuşurum Bora'yla.